Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. İstediği şeyi istediği yerde söyleyebiliyor. Yine dünkü konuşmasında diyor ki, efendim kıdem tazminatı kalkacak, işçinin geleceğini karartacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu, çalışma hayatının iyileştirilmesi için her türlü tedbir alan iktidar AK Parti iktidardır. Gerek kıdem tazminatı, gerek çalışma hayatıyla ilgili alacağımız tüm kararları olgunlaştırmadan önce mutlaka sosyal taraflarla bir araya geleceğiz. Ve onlarla uzlaşma, ortak nokta bulma yolunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu bir. İkincisi, buradan açıkça söylüyorum. Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem tazminatı da dahil. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin önündeki hedefleri yakalaması için mutlaka birçok alanda reform yapmaya ihtiyacı var. Reformlar mevcudu geriye götürmek değil, mevcudu daha da ileriye taşımak, ülkenin aydınlık yarınlarını yakalamak içindir. Onun için çalışanlarımız merak etmesinler. Bu ve buna benzer tezviratlara itibar etmesinler. Bu tasarı içerisinde bir husus var. Zeytin kanunuyla ilgili bir düzenleme. Maalesef daha düzenleme mecliste görüşülmeden yine muhalefet buradan bir istismar alanı aramanın peşine düştü. Neymiş efendim, zeytin alanları yok edilecek, zeytinlikler ortadan kaldırılacak. Ben vatandaşlarıma gerçeği buradan, milletin kürsüsünden anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Veysel Hoca, zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı mı? %72 artış sağlandı mı? 172 milyona çıkmış. %72 artış. Öyle mi? Peki zeytin üretiminde dünya ikincisi yapan Türkiye'yi kim? AK Parti iktidarı. İşte zeytinciliğe önem vermek lafla değil, yaptığınız icraatlarla ortaya çıkıyor. Peki getirilen düzenleme ne? Zeytin alanı olarak bilinen yerlerde maalesef geçmişte bir takım yanlış uygulamalar, hukuksuz uygulamalarla sanayi tesisleri yapılmış. Ve dolayısıyla o zeytin alanları artık kullanılamaz hale gelmiş. Bir, bununla ilgili bir düzeltme yapmak. İkincisi de sanayi bölgesindeki zeytin alanların 3 kilometre yakınına kadar asla hiçbir tesis yapılmayacak. Bu da nasıl olacak? Bunun 11 kişilik bir kurulu var. O kurula gelecek. Değerlendirmeler yapılacak. Eğer orada müsbet bir karar alınırsa bu sefer ilgili bakanlığa gelecek. İlgili bakanlık olur verirse bu şekilde olacak. Eğer bu işin yapılmasında üstün kamu yararı varsa bu gerçekleşecek. Zeytin mi daha önemli yoksa yapılacak tesis mi daha önemli? Türkiye'nin geleceği açısından. Meseleyi doğru açıdan görmek lazım. Bir kaşık su da fırtına
koparmamak lazım. Bunun için her şeyi vatandaşımızla dürüstçe evirip çevirmeden konuşacağız, her şeyi paylaşacağız. Ama vatandaşımız istemiyorsa da onun istediğini de istemediğinde zorla yapacak halimiz yok. Biz gerçekleri anlatıyoruz ve ona göre adımlarımızı atıyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, Allah razı olsun. Şimdi ben şehit yakınlarından ve gazilerimizden özellikle bir şey istiyorum. Onların bu duruşmalardaki ifadelerine, yalanlarına, dolanlarına bakarak asla ve asla üzülmesinler. Ne söylerse söylesinler, hangi ifadeyi değiştirirse değiştirsinler, bu yaptıkları alçak terörün sonucunu, cezasını en ağır şekilde alacaklar. Bundan kaçış yok. Ama unutmayalım, sabredeceğiz. Türkiye bir hukuk devleti. Önümüzdeki günlerde hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelecek 180 günlük eylem planını milletimizle paylaşacağız. Evet, yeni bir demokratik hamle, yeni bir kalkınma hamlesi kapımızda. Hiç kimse rehavete kapılmasın ve herkes yeni sürece hazır olsun. Bu süreçte milletimizin ortak iradesi doğrultusunda her alanda ileri adımlar atmaya, demokrasi standardımızı daha da yükseltmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.